طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. Şefamızın dediği gibi hasbihaldir. Yani ne olacak, ne lüzumsa onu söylemek lazım. Şimdi söz İslam'da, yani söz verdin mi onu yapman lazım. Sözünde durmayan münafıktır diyor. Münafığın özelliklerinden sözünde durmamak. Herhangi bir şeyde söz verdin mi onu yapacaksan o sözü ver. Yapamayacaksan yapamayacağım, ben söz vermiyorum dersin. Bu her şeyde, alışverişte de öyle. Başka yardım edeceksin, gene söz veriyorsun, yapmıyorsun. Her bakımdan böyle. Ama en çok söz, iş paraya gelince insanlar sözünden cayıyor, kaçıyor. Nasıl yapacağını sözünde durmuyor. İnsanın hakkını vermiyor. Şimdi bir ticaret var. Ticaret yapılınca tabii pazarlık yaparsın, edersin. Ne kadar şey yaparsan onu verirsin. Bir de ticaret için kendi kudreti yok ticaret yapmaya. Bir mal sahibini öteki insana tanıştırır. Çünkü ondan bir mal alır. Onun karşılığında onun da hakkı vardır. Anlaşır, bana %1 vereceksin, %2 vereceksin. O da o insanın hakkıdır. Haksız değildir. Şey, rüşvet değil o. Helal paradır. Çünkü yapamıyor. Sen yok, senden almasa 1000 tane adam bekliyor ki malını satsın. Ona götürürdü, ondan parasını alabilir. Onun için yani bu haktır. Hakkı yiyen hayretmez. Onun bir de ahirette de sorulur. Sen bu insanın hakkını yemişsin, hırsızlık yapmışsın. Onu vermen lazım. Yani bu dinde bazı şeyler insanlar karıştırır, helalı haramdan. Ama bu helaldir. Hani o bir kısım tanıştığı insan, anlaştığı insan, sana bu evi satıyorum, bu kadar yüzdesi bana, bu araziyi satıyorum, bu kadar malı satıyorum. Onlar yani bir vermemek hak yemektir. Onu muhakkak dikkat etmek lazım. Şimdi ahir zamanda hiç millet her şeyi kâr zannediyor, helal zannediyor. Yok, öyle bir şey yok. Adama söz verdin mi, söz hele şey mal hususunda olduğu vakit, öteki türlü söz verdin, yapmadın, gene ayıptır sana ama bunun hakkını yemişsin, hırsızlık yapmışsın olursun. Onu da hesabını ahirette verirsin. Dünyada da bereket kalmaz senin işinde. Çünkü beddua almış olursun. Yani %1 vereceğine Allah senin bütün malını alır, Allah muhafaza. Onun için dikkat etmek lazım. Boş konuşmayın. O yapamayacağınız şeyi söz vermeyin. Allah insanlara riayet, başkalarının haklarına riayet etmeye nasip etsin. Bize de inşallah Allah haram yedirmesin. Amin. Ve minallahu tevfik. El-Fatiha.